15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı yapmış olduğumuz çalışmalarda, özellikle sosyal medya üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Fethullahçı terör örgütüne ait hesapların bir davranış, belli bir hareket, belli bir kalıp içerisinde toplu hareket ettiklerini görmüştüm. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürütmüş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da harekat emrini verdiği Barış Pınarı harekatında hemen sonra sosyal medyada bir hareketlenme gördük. Sağ olsun Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma Uygulama Eğitim Merkezi'ndeki arkadaşlarımız hemen bizim normalde yapmış olduğumuz çalışmalar üzerinden elimizdeki Fethullahçı terör örgütüne müzahir olduğunu düşündüğümüz firariler, özellikle devlet aleyhine yapılmış olan çalışmalarda, devleti itibarını zedeleyici çalışmalarda ön planda kendini gösteren hesapların üzerinde bir analiz yaparak bunların PKK ile birlikte hareket ettiğini, PKK terör örgütünü destekleyici nitelikte yaklaşımlar sergilediğini, Türk devletini onursuz kılmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı işin meşru olmadığını göstermek için ve gelecekte de bunun hesabını soracaklarını ifade ettikleri kavramları sergiledikleri için biz de bir ilişkiler ağı ortaya çıkarmaya başladık. Tabi bu akademik tabanlı bir çalışma. Neticede gördük ki Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile PKK arasında bir kardeşlik bağı var. Yani bunlar birbirinden bağımsız aslında örgütler değiller. Ortak hedefleri Türkiye düşmanlığı. Bu sosyal medya üzerinden söylüyoruz bunu. Sosyal medyada bunların Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin aleyhine olacak her türlü şeyde bir araya gelebildiklerini bu Barış Pınarı harekatındaki sosyal medya paylaşımlar üzerindeki kalıplarından görmek mümkün. Bu bir varsayım değil. Yüzlerce hesabı, binlerce hesabı analiz ederek arkadaşlarımız çıkardı. Özellikle firarilerin yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşim alanları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bazı siyasetçilerin aleyhte yapmış oldukları paylaşımları ve devlet aleyhine yaptıkları paylaşımları bunlar rahatlıkla hiçbir beis görmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti aleyhine rahatlıkla yapabiliyorlar. Bu çalışma bunun neticesinde ortaya bir PKK ve FETÖ kardeşliğini sosyal medyada gösterdi. Buradan bizim vatandaşlarımıza bir üniversite olarak yapmış olduğumuz bu akademik çalışmanın neticesinde şöyle bir uyarımız var. Sosyal medyada meydana gelen devlet aleyhtarı, mağdur gösterme ve kendini acındırarak devlet aleyhine çalışan hesapları emniyet birimlerine, ilgili kurum ve kuruluşlara mutlaka bildirsinler. Bunları itibar etmesinler. Bu paylaşımları da terör örgütünün bu paylaşımlarını yaymasınlar. Çünkü neticesinde cezai sorumlulukları olan şeylerdir. Yani bir teröristin paylaşımını, bir firarinin paylaşımını beğenerek bunu yayma yoluna gitmesinler. Kaldı ki bizim bu çalışmada şunu gösteriyor. Buradan çok mutlu bir şekilde, keyifli bir şekilde söyleyebiliriz ki Fethullahçı terör örgütü Türkiye aleyhine işlemiş oldukları eylemleri 40 sene boyunca gizli bir şekilde yürütmüşlerdi ama bu gizliliği sosyal medyada da sürdüreceklerini düşünüyorlardı. Ama Anadolu Üniversitesi SODİGEM olarak sosyal medyada daha çabuk yakalandılar, daha çabuk ortaya çıktılar. Yani bunların normal dünyadan daha kolay kaçacaklarını düşündükleri alanda daha kolay yakalandıklarını görüyoruz. Buradan bizim Barış Pınarı harekatımızı, 2200 yıllık devlet geleneği olan muktedir, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zedeleyici, bunların mertebesini aşağılayıcı hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğimiz ve bunu yapanların da akademik olarak çalışmalarla ortaya çıkaracağımızı söyleyebiliriz. Şimdi yapmış olduğumuz çalışma 9 Ekim'de harekat başladı. 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gecede bu hashtagler ve şeyler yoğunlaştı. Paylaşımlar, bunlarla alakalı olan yaklaşımları, devlet aleyhine, hukuksuzluk üzerine, bizi dünyaya hukuksuz gösterme çabaları. İşte böyle devletsiz olunca, vatansız olunca düşman oldukları devletinde her türlü kutsalına saldırabiliyorlar.
Buradan bizim Mehmetçiğimize, devletimize, milletimize çok rahatlıkla saldırabiliyorlar. Çünkü kendileri firari, vatansız, öldüklerinde mezarsız bir şekilde bu dünyadan gidecekler. Bir kaybedecek bir şeyleri olmayan bir terörist grup için bizim kendi güvenliğimiz amacıyla yapmış olduğumuz, kendi bekamız için yapmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı'nı rahatlıkla zedeliyorlar. O yüzden biz de bu çalışmaları yapıyoruz. Yaptıkça da Fethullahçı terör örgütü çok rahat olmasın. Kendilerini çok rahat hissetmesinler bu dünyada. Her şeylerini görüyoruz. FETÖ ve PKK şu anda işbirliği halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla yapmış olduğu bu harekat neticesinde sivillere zarar verdiği iddiasıyla yalan görüntüler paylaşıyorlar. Aslında internette çok rahat bulunabilen, geçmiş döneme ait çocuklar, siviller olduğunu iddia ettikleri. Fakat bunlar tabii yalan. Halkımız bunlara itibar etmesin. Gerçek bilgi her zaman devlette yer alır. Devletin vermiş olduğu bilgiler resmi bilgilerdir. Asıl kayıtlara geçen ve gelecek yüzyıllarda dikkate alınacak ifadeler de devlet ifadeleridir. O nedenle devlet gerektiği bilgileri, açıklamaları yapar. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış, her şeyi devlet söyler. Çünkü devlet kimseden korkmaz. Devlet cesur, büyük bir teşkilattır. O nedenle devletin bilgilerine itimat etsinler. Sosyal medyada gezen bilgilere, dolaşan haberlere itibar etmesinler.